Merhabalar, Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bugün belki en derin konuyu konuşacağız. Ben kimim? Ben kimim konusu belki 3000 yıldır konuşulan bir konu. Hala bulunabilmiş mi? Hayır. Bulunabilir mi? Bence yine 3000 yıl konuşulabilir ama bulunabileceğini düşünmüyorum. Sadece tahminlerde bulunabiliriz. Kim olduğumuzu diyor ki kendini bil. Size bir tüyo vereyim. İlk burada söylüyorum. İlk burada. Daha önce hiçbir yerde söylemedim. Yeni bir kitap geliyor. Bu yeni kitapta kendini bilmek üzerine nasıl bilirsin? Bu 3000 yıldır konuşulan konu, bundan bahsettim. Bundan da bahsettim. Çok önemli. Şimdi bu konuyu konuşmama sebep olan bir şey oldu. Benim çok çok sevdiğim, kalbinde güzellikleri gördüğüm bir öğrencim var. Şöyle bir şey yazmış: hocam Allah sizden razı olsun, çok şey yaptınız ama tüm bunlar olayın neresindeyim bilmiyorum, ne kadar ilerledim, gerçekten kimim onu bile çözemedim. Ben gerçekten benimle birlikte benim içimdeki potansiyeli ortaya çıkartacak bir bilgiye sahip olmak istiyorum. Neredeyim ben, kimim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum gibi soruları soruyor. Aslında bu sorular çok anlamlı. Yalnız uyumlama alarak bu soruları bulabilir miyiz? Uyumlama alarak bunları bulamayız. Yani yaşam amacını öğrenme ve sözleşmeyi öğrenerek bunları öğrenebiliriz de uyumlama alarak bunları nasıl öğreneceğiz? Ne alaka yani? Değil mi? Uyumlamayla bu işler olmaz. Yani sezgisel olarak sezersin, o ayrı. O da sezersen, herkesin sezebileceği bir şey değil. Sezersen zaten yarı ermişsin. Çünkü bunu sezdiysen güzel, sözleşmeye girersin, gidersin yani. Sözleşmende ilerlersin. Aslında takdir-i ilahi o kadar üstün bir şey sunuyor ki bize. Bu soruları biz niye düşünüyoruz biliyor musun? Doğru yola gelelim diye, sözleşmemizde ilerleyelim diye, ben kimim, ne yapıyorum, neredeyim? Bunları yıllar önce hep ben de düşündüm ki, iyi ki ben de düşünmüşüm. Ben doğru yerde değilim diye. Demiştim yani. Burası bana göre değil diye. Ki o bana göre olmayan yerlerden ayrıldım. Dolayısıyla böyle sorular çok manalı. Bazen üstümüze duvarlar gelir. Boğar bizi. Mekanlar boğar, insanlar boğar. Tam da o anda orada olmamamız gerekiyordur. Hayatımızda bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordur. Ama burada dinginlik, sakinlik, meditasyon, hemen dağın diye o an karar verememek çok önemli. Vermemek. Neden? Yanlış karar olabilir. Bir sakinleşip karar vermek lazım. Yani hani büyük kararlarda böyle birdenbire karar vermek değil de sakin ve dingin olduğun zaman daha karar vermek daha iyi olur. Sezebildiysek ama, o zaman dandiye de karar verilir, o ayrı. Ben kimim sorusu çok önemli. Çünkü ben kimim sorusuna yanıt bulan kişi kendini bil demiş Sokrates. O zaman kendini bil sorusuna da yanıt bulmuştur. Kendini bilen zaten erdemlidir. Bir öte yandan kendini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilen Rabbini bilir. Acaba nefsini bilmek kendini bilmek midir? Nefsini bilmek, Rabbini bilmekse her şey kendini bilmekle mi başlıyor? Nerede olduğumuzu bulmak, nerede konumlanacağımızı, mekanımızın, işimizin, hayatımızın akışının nereye doğru yönleneceğini karar vermek, işte zaten her şey burada başlıyor ve burada devam ediyor. Bazen her şey canımızı sıkar ama canımızın sıkılması bazen bir o kadar iyidir de. Çünkü şafaktan önce bile, en aydınlık zamanı ulaşmadan önce bile en karanlık zaman yaşanır. O karanlık zaman bizi aydınlığa ulaştıracak yegane zamandır. Bazen üzerimize bulutların çökmesi iyi de olabilir. İyi de olabilir ya. Evet, ben bunu çok yaşadım. Bunu senin de yaşadığını tamamıyla biliyorum. Ne demek istiyorum? Bazen bir mekan canını sıkar, bir insan canını sıkar, bir olay olur. Her zaman olumlu olman gerekmiyor.
Hani her zaman olumlu olman gerekiyor derler ya. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Bazen tepen de atar ama hani diğerleri gibi çok sürmez, o ayrı. Bunlarla uğraştığın için, spiritüalizmle, olumlulukla frekansını yükseltmekle uğraştığın için işte 2 yıl ağlayacağını 2 gün ağlarsın, geçer gider. Ondan sonra yani diyelim bir şey, sinirim bozuldu arabada giderken 2 dakika canın sıkılır, geçer gider. Demek istediğim şey bu, bir parantez içi bilgiydi. Devam edelim. Bazı şeyler canını sıkması gayet anlamlıdır. Neden? Burası bana göre değil dersin ya. Yeter artık dersin ve oradan çekip gitmen lazım. Burada aklıma gelen bir danışanım var. Kadının hayatı çok kötü. Şiddet görüyor evde. Ondan sonra evli. Kocası tarafından şiddet görüyor. 11 yıllık evli. Ama kadın gitmiyor, evden gitmiyor. Çok sorunlu bir ilişkisi var. Ondan sonra adam sevmediğini bile söylemiş. Yani şimdi bu durumda olumlu olmaya falan gerek yok. Burada olumlu olma. Değişecek bir şey yok burada. Yani o değişmez. Oradan ne yapman lazım? Kendine yeni çözümler bulman lazım. Hani bu ilişki kurtarılır, bilmem ne, bu olur. Hayır, bazen son noktayı da koymak lazım. Bu bir örnekti. Demem o ki kendini bilmek, kendini bulmak, nereye gideceğini bilmek. Bunlar hep kafa karışıklığıyla olabilir. Bazen duvarlar üstümüze geldiğinde bu her zaman kötü demek diye bir şey yok. Öyle değil. Bazen iyidir de, iyidir. Kendimden örnek vereyim. Hayatımda en büyük değişikliklerden birini yaptığım vakit. Ben Ankaralıyım. Ondan sonra 36 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra bir gün o sevdiğim memleketin duvarları, her şeyi üstüme yığıldı sanki. Hiçbir şey olmamıştı. Ondan sonra hiçbir şey olmamıştı ama o şehir üstüme geldi. Yani böyle daraldım. Ama öyle daraldım ki anlatamam. Hiç de bir sebep yok. Sonra İstanbul'a gittim ve İstanbul'dan çok sevdiğimiz, yaşadığımız yere geldik. Şu an bulunduğumuz yere, eşimle birlikte. Ama o bastı bana, şehir. İstanbul'da da bastı. Yani oraya da hadi gidelim dedim. Hadi gidelim. Bir bilet alalım. Tek gidiş. Sadece gidiş. Bir gidelim. Ama bu bazen sıkılmalar çok iyidir. İnsana hayat değiştirir. Belki de iyidir ya, hayırlıdır. Sıkıl. Sıkıl, belki verdiğin kararlar iyidir. Yani her zaman sıkılmak kötü diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sıkılmaktan da korkma. Hani her zaman olumlu olacaksın diye bir şey yok. Bazen sıkıl yani. Bazen sıkıl. Konuşurken beni hep meleklerimin yönlendirdiğini düşünüyorum. O yüzden aklıma gelen şeyleri tak 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 söylüyorum. Bazen içindeki acılar sana güç de verebilir. Hemen söyleyeyim. Üniversite sınavına hazırlanırken içimdeki acılar bana çok güç vermişti. Çok zor, zahmetli bir dönemde hazırlandım ben. Benim durumda olan bir insan, çoğu insan üniversiteye giremeyebilirdi. Ama mutluluklarım ve hayallerim mi beni üniversiteye sokmuştu o dönem? Daha çok beni acılarım soktu. Yani melankolik ve arabesk bir söylem gibi oldu ama öyle değil. Yani nasıl? O daralma, bunalma o kadar fazlaydı ki o dönemde. Dedim ki Özlem, buradan hani çıkman lazım. Çıkman lazım, yükselmen lazım. İşte buna ulaşman lazım, başka yolu yok. Yok yani. Kendime o an başka çıkış yolu bulamamıştım. İçinde bulunduğum, ay, tırnak içinde acı olabilir, sıkıntı olabilir, iç daralması olabilir. Seni bir şeye de ulaştırabilir, bir güzelliğe de ulaştırabilir. Yeter artık da diyebilirsin. İradeyle yapamadığın, bağımlılıklarını bırakamadığın şeylere başlayabilirsin. Kararlar verebilirsin. Uzun süredir zahmetini çektiğin, bir türlü yüzünü görmekten zevk almasan bile birlikte yaşadığın insanlar vardır. Olabilir, ev arkadaşındır, şudur budur. Ya da anlaşamadığın negatif insanlar vardır. Ama kurtulamıyorsundur bir süre. Bir süredir kendine ev tutmak istiyorsundur, yapamıyorsundur. Bir karar alırsın. İnsanın deli vakitleri vardır. Bazen iyidir de bunlar. Tamam dersin, yeter. Gidiyorum. Ve
ani bir karar da olabilir. Ama doğru kararsa o kararın peşinden de gidilir. Hani bazen tepen atar ama bu mantıklı da olabilir ya da mantıksız da olabilir. Yani mantıktan ziyade sezgiyle olmalı, sezgiyle. Mantık doğruyu söylemez. Kalp de doğruyu söylemeyebilir. Doğruyu sezgi söyler. Sezgi. Sezgiyi duyabilmek için de dingin olmak lazım. Dingin. Eğer onu duyabiliyorsan o bir anda da olabilir. Demem o. Bu işte kendini bilmek meselesi. Kendini bilmek nasıl bir şey biliyor musun? Olman gereken yere doğru gitme içgüdüsü. Bak, çok güzel bir cümle söyledim. Burayı tekrar edeceğim. Olman gereken yere doğru gitme içgüdüsü. Zaten oraya gitsen sözleşmene de varırsın. Selametle. Ondan sonra yolun açık. Niye? Sözleşmeyi gerçekleştirirsen zaten açılacak. Bütün kapılar sonuna kadar açılır. Zaten bunu kitaplarımda anlattım. Dolayısıyla kendini bilmek bilakis sözleşmene uymaktır. Eşittir. Çok güzel bir şey bu ya. Kendini bilmek mi istiyorsun? Sen zaten yaşam amacını bulmak istiyorsun demektir. Kendini bilmek mi istiyorsun? Nereye varacağını bilmek istiyorsun demektir. Kendini bilmek mi istiyorsun? Rotasız seyyah olmaktan vazgeçmek istiyorsun demektir. Kendini bilmek mi istiyorsun? Artık okyanusta nereye savrulacağını bilmeyen bir tekne gibi olmaktan vazgeçmek istiyorsun demektir. Kendini bilmek, bazı şeylerin sana acı verdiğini kabul ederek o acı veren şeylerden bazılarından vazgeçme erdemini de gösterebilmek demektir. Bazen bunlara irademiz yetmez. Canımız istemez. Konfor alanımızdan kopmak istemeyiz. Bazı şeylerden uzaklaşmak istemeyiz. Kendi mucizelerimizi kendimiz kapatıyoruz. Kendi içimizdeki gücü erteliyoruz. Erteleye erteleye ömrümüz geçiyor, ömrümüz. Anda kalacağım derken o ana kendimizi sıkıştırıp sıkıştırıp iç daralmalarımızda boğuluyoruz. Değil mi? Kendi daralmalarımızla başkalarını da boğuyoruz. Sonra kendi boğulmalarımızla ben ne yapacağım deyip bir müzik açıyoruz. Ama açtıklarımız kendi açlığımızı bile gidermiyor. Doyumsuzluklarımız kendimizi bile doyurmuyor. Nereye gidiyorum diyoruz. Nereye? Aslında bu iyi bir soru. Zaten bunu sormazsan 70 yaşında, 90 yaşında ne zaman öleceksek işte o zaman mezarda sorduğumuzda ne yaptın sen ya? Ne yaşadın? Ne oldu? Bu hayatta ne yaptım? Nereye gittim? Nereye gidiyorum diye sormadım bir ey insan diye kendine sormadığında o zaman zaten iş işten geçmiş demektir. Her zaman kendine soru sormak kötü demek değildir. Bazen sormak lazım. İnsanın kendini bulması için sormak lazım. Bulmak için aramak lazım. Bulmak için bazen kaybolmak lazım. Evet. Bu kötü bir şey değil. Bunalmaların hepsi de kötü değildir. Hani hep olumlu olacağım. Bazen kafam dumanlıdır. Ama o dumanlı hal bir yere çıkıyorsa, o duman seni bir selamete çıkartıyorsa o zaman güzeldir. O dumanın arkasından da gidilir. İşte onun arkası önemli. Seni nereye götürecek? Kendini bilmek. Ben ne yapıyorum ya? Diye ben ne yapıyorum? Gittiğim bu yol, bu yol değil. Yol değil, ben doğru bir yola gideyim. Bunu diyorsan güzel, iyi. Kendini bilmektir bu. O yüzden hani benim çok sevdiğim öğrencim, hocam ben ne yaptım bilmiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Hala kendimi bilmiyorum. Zaten kendini bilsen ama yaşam amacını buldun demektir. Ki o zaman ellerinden öperim, erdemli bir insansın demektir. Ve bu yaşta bu erdeme sahipsen süper, harika, harika. Bu yola girmiş olman, bu sorularla başlamansa zaten iyi. Yalnız bunun sabırsızlığı insanın içinde olmaması lazım. Bu bir günde, bir ayda bulunabilecek bir şey değil. Belki yıllar sürer bu. Ben ne yapıyorum, neredeyim? Hala olmam gereken ben değilim diye. Evet, ömür boyu sürüyor bu. Belki bazı insanların olması 30 yılda sürebilir. Bu kadar kolay bir şey mi? İnsanlar bunun için bu kadar uğraşmışlar. Ben kimim diyor. Evvela sen kim olmalısın? Allah seni ne için yarattı?
O güzel Rabbin o bedene o nefesi ne için üfledi? O önemli ya. Tamam da ben kimim, nereye gidiyorum diyorsun da bunun bir sebebi var. Hani şöyle bir şey değil bu. Ben bir işte çalışıyorum, şununla evliyim, bilmem ne falan filan, şunları yapıyorum. Hayat bu kadar değil, bu kadar da olmamalı. Allah beni ne için yarattı ya? O yüce varlık. Her şeyin bir amacı var, değil mi? Her şeyin bir amacı var. Bunlar tesadüf değil. Şu anda benim bunları söylemem, senin bunları dinlemen. Değil mi? Hiçbir şey tesadüf değil. Nereye gidiyoruz ya? Sen nereye gidiyorsun? Hangi amaca, hangi yola, hangi ize, hangi izlerden geliyorsun? Nerede iz bıraktın? Hangi kalplerde iz bıraktın? Hangi izsizlikler seni bu kadar darma duman etti? Hangi izsizliklerin peşinden gitmekten yoruldun da kendini tekrar bulma çabasındasın? Çabalarının hepsinden sıkıldın ve çabalarının hepsinin üstüne çıkmak istiyorsun. Çabalarının hepsini çöpe atasın geldi. Çabalarının hepsinin boş olduğunu anladın. Ya da çabalarının hepsinden başka bir şey yapman gerektiğini hissettin. Olabilir ya. Olabilir. Hepsi o kadar normal. Hepsi o kadar saygı duyulacak bir şey ki. Çünkü hepsi sana ait. Senin deneyimin. Her neyi seçersen buna saygı duyulması lazım. Yolun neyse. Her neyse. Evet. Çünkü bu yolun, senin yolun, senin kararların. Zaten hayatın kendisi verdiğimiz kararlardan başka bir şey değil. Hayatın toplamı sadece bu. Verdiğimiz kararlar, o yüzden verdiğimiz kararlara da dikkat etmemiz lazım. Sözleşmemize uyabilmemiz ya da uymamamız da işte o verdiğimiz kararlarla oluyor. Verdiğimiz kararlar sözleşmemizden çok uzaksa o zaman nereden nasıl döneriz diye tekrar düşünmemiz gerekiyor. Bazen sözleşmeyi toptan yakmış olabiliyoruz ve karmalar alıyoruz. Ayıkla pirincin taşını. Dön babam dön, sonra temizle. Karma temizlemek için uğraş. İşte celallenip sinirlenip öyle ayağa kalkıp tamam dumanlı olacağız da ani karar vermeden sakince vermek lazım bu kararı. Bu yol beni güzel bir yere mi götürüyor yoksa hepten dumanlı bir yere mi götürüyor? Sözleşmemden uzaklaştıracak, yaşam amacımı uzaklaştıracak, kendini bilme yolculuğumu uzaklaştıracak bir yere mi götürüyor? Yoksa Yüce Rabbimin beni yarattığı amaca mı götürüyor? Kendini bilmek, işte bu. Sevgiler.